Bir gün CHP iktidara geldiğini ilk ertesi ert, o ilk yılında memurlara verilen ikramiyeleri primler anında durduracak diyecek ne devletin kasasında böyle bir para yok bunu karşılayacak durumumuz yok. Biz enkaz bir hükümet bir e, devlet e, devraldık. Biz tasarrufa gitmek zorundayız. Bu bu zaman yani bu dönem Emeklilere verilen ikramiyeyi ödeyecek durumumuz yok. Ödemeyeceğiz. Ne yapacaksın o zaman? Hiçbir şey yapamayacaksın. O senin maaşın değil ki. ne O Erdoğan'ın sana vermiş olduğu hibe, hediye ya. Hediye o. Maaşın değil ki. Mahkemeye ne? Hiçbir yere gidemezsin. Anında diyecek ki ne? Devletin şahıslara yani insanlara, vatandaşa ödediği kitabı bu sene biz bedava veremeyeceğiz. Bastıramayacağız. Bizim bunu karşılayacak durumumuz yok. Yurt dışından kiralı, yani kredilerin faizleri binmiş, artmış o kadar. Yani bilmem ta Akı bokunu geçmiş diye bir sürü şeyler uyduracak. Diyecek ki ne biz bu sene ödeyemeyecek. Ne yapacaksın? Gideceksin çocuğuna kitap alacaksın. Mecbur alacaksın. Bir, bir çocuğa bir kitap senelik 2 milyarı bulacak ya. Ne yapacaksın? Nereye başını vuracaksın? Erdoğan mı arayacaksın? Adam artık gitmiş olacak ya. Zaten yaşı gelmiş. Ne yapabileceksin? Hiçbir şey yapamayacaksın öyle gözünü o alıp gezeceksin işte CHP dediğim bu adam yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'a belediye başkanı seçildi spiker soruyor senin bir hani bir eserin bir yaptın şunun bunun hani herhangi bir e, dev projem var mı de. bizden diyor kimse dev proje beklemesin diyor adam kendi ağzıyla açıklıyor aç televizyonda internette google'da youtube'da bak izle bizden dev proje beklemeyin diyor eğer Ekrem İmamoğlu gelmese bugün ee, binali Yıldırım gelse havadan giden metroyu konuşacaktık ya. Havadan giden metroyu konuşacaktık ya. Adam daha e, ba Başakşehir'e yapılan e, şehir hastanesinin yolunu yapmıyor adam ya. Yolunu yapmıyor ya. Neyi yapıyor ya? Yapmıyor. Bir tane bir taşı taşın üstüne koyduğunu söyleyeyim bana. Bir yıl olmadan geleli her şey %20 %40 arasında zam geçirdi ya. Ne yaptı ya? Hiçbir şey yapmadı. Kaç kreş açtı? Kaç okul açtı ya? Gitmiş tünelleri orada diyor giymiş maskesini şunu bunu hani iş güvenlik elbisesini tünelleri hani kontrol ediyor. Ekrem İmamoğlu kontrolde diyerekten çekiyor millete yayın yapıyor. Sadece 5-10 dakika çekim onu ya, yayın yap eklememe çalışıyor. Nah çalışıyor. O yaptığın gezdiğin tüneller de Erdoğan'ın. Binali Yıldırım'ın tünelleri ya. Sen mi yaptın? Ne yaptın? Yap bir tünel de. O yaptığın tünelde bir kontrol et bakalım. Sen mi yaptın? Bir tünel yap. Hepsi Erdoğan'ın Marmara'yı ya. Hepsi Erdoğan'ın Avrasya tüneli ya. Hepsi Erdoğan'ın. Neyini kontrol ediyorsun? Yanıma alıyorum 20-30 kişi. Bugün hadi beni belediye başkanı seçtim. Dostlar alışverişte sansın babından. Yanıma alırım 20-30 kişi giy bir gözlük, bir maske, ondan sonra bir şapka, bir can yeleği. Hadi gidelim. Kameraman geç karşıya çek bizi. E ne yapıyorum Böyle kafan gezdir. Ha, orasında neye su damlamış? Ee, burasından e, boya niye akmış? Buraları e, su, e, şey sıvayın. Burayı kapatın. Bilmem ne 3-5 böyle e, şey yapıyor. He, dostlar alışverişte görsün. Ekrem İmamoğlu çalışıyor. NAH çalışıyor. Aç o tüneli de göreyim hadi. Aç o köprüyü de göreyim hadi. Yap o yolu da göreyim hadi. Neyi yapmış? İşte öyle İstanbullu HDP'nin, PKK'nın oylarıyla İstanbul'u aldı. İşte insanları kekliyor yani. Hey heykel yapmaktan başka ne yapar? Yapmış mı bir okul? Yapmış mı bir hastane? Ha gördük Zeyden Karalar'ı. Bin yataklı hastane yapmış Adana'ya. Gördünüz kapalı spor salonunun Yerler Marley. Hiç hepsi birbirine girmiş. Allah'ını bir halı sermiş soyunma odaları, duşa kabinler var ya kabinleri, elbise kabinlerini birleştirmiş. Öne açık perdeyle ya Seunta'nın e ve o Elsiva 2-2'nin soyunma kabinleri bile sizden daha güzel. Allah'ını seversen. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na diyor ki ne biz bu kadar yaptık bundan sonrasını sen yap. Priz bile yok. Fiş bile yok. Fiş bile yok ya. İşte Kofti'den böyle adamlarsınız. Eğer kafanızı çalıştırmazsanız a bunlar gibi olursunuz işte. Onlar oy verirseniz işte onları palazlandırıp ülkeye gelir Avrupa'dan Almanya'dan 110 milyon euro, Fransa'dan 90 milyon euro, Londra'dan da yani tam olarak rakamını bilmiyorum Londra'dan aldığının o kadar milyon euroya alır, Türkiye'ye gelir. Ne yapar? Ne 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 yaptı? He? Yol mu yaptı? Ankara'yla İstanbul'un arasını iki saate mi düşürdü? Aynı Erdoğan gibi Çanakkale'ye köprüyü yapar gibi köprü mü yaptı? Bursa ile, e, ile İstanbul'un arasına helikopter uçaklar mı yaptı? Yolculuğu mu hızlandırdı? Ne yaptı? Her şey Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin 20 senede yapmış olduğu hizmetlerin oturdu koltuğa keyfini sürüyor. Alıyor İstanbul Belediyesi'nin üzerine kredileri. Karşılığında belediyenin araziler haciz altında, ipotek altında gelir bir tane enayi öder nasıl olsa.